izleyicileri hepinize hayırlı günler, hayırlı seyirler, bol istifadeli programlar diliyoruz. Bir hafta aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olma mutluluğu yaşamaktayız. Yine bugün birbirinden değerli, kıymetli hoca efendileri davet ettik. Bugün ilk konuğumuz Levent Turna hocam. Gerçekten ismi gibi hem Levent hem de Turna bir hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. İyisiniz inşallah hocam. Şükürler olsun, cumanız mübarek olsun inşallah. Amin, Allah razı olsun. Bu arada bütün izleyenlerimizin evleri, iş yerleri nurla, bereketle dolsun inşallah. Gönlünüze huzur insin, feyiziniz hep üzerinizde olsun. Şimdi Levent hocamı yakalamışken, kendisini pek buralarda bulamıyoruz ama bugün bizi kırmadı. Kendisine özel teşekkür ediyorum. Evet Levent hocam, hemen programa girelim istiyorum. Buyurun. Hızlı bir giriş yapalım. Hocam 3 aylara girdik, malumunuz. Şu anda manevi pazarlar kuruldu, evet. Tezgahlar kuruldu. Ama halkımızın bir kısmı ne yapıyor? O pazarlara uğruyor. İşte nafile oruç tutanlar, şu evet. anda mukabele başlayanlar, sohbetlere koşanlar. Evet. Ama bir kısmı da gafil davranıyor, fark etmez oynuyor. Yine aynı eski tas, eski hamam. Dünyada savaşlar var şu anda biliyorsunuz. Evet. Rusya, Ukrayna savaş. Ama fark etmez oynayanlar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani eski 3 aylar, eski Ramazanlar der bazıları. Buna katılıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve ifadesiyle Allahümme bariklena fi Recebe ve Şaban ve belli'ne Ramazan. Allah'ım Recebi ve Şaban'ı bize mübarek kılsın, bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her amelde öyle bir heyecanlıydı ki Allah'ım şu heyecanı kaybetmekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Yani olay sırf heyecan. Peygamberimiz her günü, her anı öyle bir heyecanlı takip ediyordu ki eshabını da bu hususta heyecanlandırıyordu. Şimdi o eshabı düşünün ki Resul Efendimiz onların arasında bir sıradanlaşsaydı ne olacaktı? Hı. Çünkü her gün görüyorlar yemekte beraber, öğlen beraber, akşam beraber, istişarede beraber, yatarken geceniz mübarek olsun, sabahleyin gene savaşınız mübarek olsun. Hep böyle bu şekilde o heyecan bir gitti mi? O heyecanla Resulullah Aleyhisselam her gün, her an tazeliyordu. Bahsederken peygamber yüksek bir heyecan vardı her zaman. Ama ölü bir modda olursan karşıdaki kişiyi de öldürürsün. İnsanlar şu anda amellerinin karşılığını aldığını inanmıyorlar. Yani Allah'ımızın cömertliğini, lütfunu idrak etsek bu heyecan hiç durmayacak ama Allah'la bir temassızlık var. Kopukluk haşa ve kelle yoktur. Ama temassızlık olduğu zaman bakıyor ki yapıyoruz da ne oluyor? Yıllardır yaptık sahi ne oldu? Hani bu gibi şeyler işte heyecansızlığa yeter. Halbuki ne mi oldu? Bak bakalım. Mevla Teala ayet-i celil ve lene bilvenneküm bir şey iminel hafi vel cu'i ve nakısı minel emveli vel enfis ve semerat ve beşiri sabirin. Mevla Teala Hazretleri diyor ki sizden evvelki ümmetleri nasıl imtihan ettiysem yemin olsun ki diyor Hazreti Allah Efendimiz konuşurken yemin ihtiyacı mı var? Yemin ediyor. Niye? Karşıdaki Müslümanlar yani bunu rehavette ve gaflette idrak etmesin. Şuurlu bir şekilde anlayın. Yemin ederim ki diyor. Nasıl açlık korkusuyla, can korkusuyla, malların azalma korkusuyla, kıtlık korkusuyla nasıl imtihan ettiysem sizi de vallahi imtihan edeceğim. Şimdi bu imtihanların sebebi var. Bir şey olacak ki bunlar sana ne yapacak? Bir heyecan katacak. Dur bakalım ne oluyor ya? Falan yerden şimdi Rusya'dan haber geldi. Acaba orada ne olacak? Ukrayna'da ne olacak? Orası oraya olur mu? Buraya? Bir korku var görüyor musunuz? Şu bir pahalaşırsa ne yapacak? Herkes bir yere doluyor. Bunlar işte korkunun vermiş olduğu heyecan. Hani korkunun vermiş olduğu heyecan. Biz bunun tam aksini yakalayacağız. Ne olursa olsun diyeceğiz ki elhamdülillah ne kadar Rabbimiz takipte. Olayı biliyor. Ne iş işlerse yerindedir. Yani Mevla Teala'nın yapmış olduğu bir şeyden eğer biz kendimiz emniyette değilsek, Mevla Teala'ya temaslar kopuksa o zaman korku hasıl olacak. Ama öbür türlü bana gelmiş ufaktan bir sille vuran kim? Hazreti Mevla. Ne diyeceğiz? Rabbim beni ne güzel eğitiyor. Rabbim beni ne güzel terbiye ediyor. Çünkü insan bu şekildedir. Bu nefislerle beraber Rabbimize kul olmak hakikaten zor. Hep bir şey uydurur, hep bir kılıf uydurur, binlerce mazeret uydurur. Yoksa Rabbimizle biz barışık olsak, başımıza ne geliyorsa gelsin, bunlar bizim tedavimizdir diye yemin ederim, sevinçten ayağımız yerlerden kesilmeli. Ama biz her şeyi tehdit görüyoruz. Niye? Rabbimizle aramızda sanki büyük bir münakaşa var. Büyük bir uzaklık olduğundan bir şey yaptı, tokat şimdi gelecek gördün mü? Hemen bir darlanma geliyor. Halbuki biz Rabbimizle beraber, benim Allah'ımla problem yok şükürler olsun. Diyebilsek inanın ki dünyada ne olursa olsun Mevla Teala sanki bize böyle bir ortam, kozmik bir ortam kuracak. Müslümanlar orada salimen, selim bir şekilde, emniyetli bir şekilde orada dururlar.
Mevla Teala eşkili zalimini bir zalimin yapar. Zalimi zalime kırdırır, sen de izlersin. Çünkü niye? Ben Mevlam'la beraberim. Mevla'nın yanında durursun da bir de korkarsan, Mevla o zaman böyle içe doğru bir tokat atar sana, değil mi? Der ki, benim yanımdasın, korkuyorsun. Kimden korkuyorsun? Hani benim yanımdaki bu güvensizliği nedir, bu endişen nedir? He, demek ki biz kendimizi Mevla'nın yanında zannederiz de Mevla'nın yanında olmayız burada idrak ediyoruz. Yoksa bir Müslüman şu doğada ne olursa olsun, tehdit olsun, afat olsun, üstüne normalde toz kondurmamalı. Müslüman budur. Çünkü Müslümanın manası selamette olandır, selim olandır kıymetli Müslümanlar. Buraları anlarsak, ha burayı idrak ettik. Şimdi nasıl idrak ettik? Buna marifet diyorlar. Diyor ki, anladım hocam. Ne demek anladım? Marifet demek anlamak demek. Evet, belirlendi. Bakın bu marifet sahibi olan daha kimler vardı biliyor musun? Bu Yahudiler ne zaman ki peygamberimizin irşada başladığını öğrendiler, aralarındaki Tevrat'la haşir neşir olmuş, aralarında en bilgini, el alim olanlar geldiler. Yahudiler kendi aralarında dediler ki, seni falanca Kureyş kabilesine gönderiyoruz. Adı Muhammed olan, orada irşada başlamış, peygamber olduğunu iddia eden birisi var. Git bak bakalım diyor. Çünkü onlar peygamberimizi Tevrat'tan çok ciddi bir şekilde takip ederler. Yani vücut hatlarına varıncaya kadar, oturmasına kalkmasına kadar, ahlaki davranışlara kadar Mevla Teala peygamberini bildirmiş. Bu Yahudi alimlerden bir tanesi gidiyor peygamberimizi analiz etmek için. Oturmasına, kalkmasına bakıyor. Hediye kabul ediyor mu? Zekat kabul ediyor mu? İnsanlar konuşuyor. Nasıl dönüyor? Asami mi yoksa kucaklayıcı mı yoksa itici mi? Zenginlerin yanında duruyor yoksa böyle... Hakikaten bu davanın dertlerin yanında zengin olsun, fakir olsun ayırt etmeksizin orada bir yerde bir duruyor. Her tarafını kontrol ediyor ve en son sırtaki mühre varıncaya kadar. Peygamberimiz artık onu var ya görsünler diye yardımcı olmak için. Bazen böyle sırtındaki o, tabii bizimki böyle bisiklet yaka değil. Arap usulü o zaman biraz daha geniş. Çünkü çok sıcak, kavurucu sıcaklığı var. Geniş bir entare yerde. Entaresinden böyle düştüğü zaman sırtına doğru o arka sırt yaka oradan... Peygamber nübüvvet mührünü gösterirmiş. Hani çok arzulu olanlara. Bu şekilde onu da görmüş ve gitmiş. Bak bu şimdi ne oldu biliyor musun bu Yahudi? Marifet sahibi. Marifet deme bilme. Yani sen onun Muhammed Mustafa olduğunu idrak ettin mi? Ettim diye evet. Şimdi aramızdaki farka bakalım. Biz de Allah'ımızın bu kadar gücünü biliyor muyuz? Biliyoruz. Biliyoruz. Her şeyini biliyoruz. Gücü her şey yeter mi? Yeter. Bütün hastalarımıza şifa verir mi? Verir. Çok zayıf durumdayım ya Rabbi, bana bir kapı açsa anında o kişiye kapı açar mı? Açar. Şimdi bu Yahudi de bunu vallahi billahi biliyor. Bizim bildiğimiz gibi biliyor. O da Muhammed Musa'yı düşün, biz göremedik, o gördü canlı gözlerle. Mührünü gördü, mührünü ya. Nübüvvet nişanesini, mührünü gördü. Buraya kadar gördü. Sonra gitti Beni Kureyza'ya, evet, başka kendi kabilesine. Oraya gittikten sonra dediler ki, anlat bakalım ne gördün? Heyecanlı bir şekilde dediler ki, bu hakikaten aramızda en iyi kişi. Gittiği zaman kanaatli oturup bize bildirecek, gelecek. O ne dediyse biz de ona amel edeceğiz. Çünkü öyle bir kişiyi gönderdiler. Ve o kişi geldi boynu bükük bir şekilde. Onu bekleyen Yahudiler dedi ki, dedi vallahi o dedi ya. Her birinin suratı düştü. Dedi ki nasıl o ya? O dedi, bayağı o dedi. Her şeyle o dedi. Bütün tarifler hepsi onda mevcut. Ve bunu dediği vakitte oradaki kabile de hepsi marifet ehli oldu mu? Onlar da bildi, öğrendi. Şimdi ne geldi biliyor musun? İman etmeye geldi. İman başka bir şey kıymetli Müslümanlar. Biz surette iman ettik. Yani biz surette biliyoruz. Değil mi? Allah'ın gücünü bilmez misin? Biliyoruz efendim. Şunu biliyor musun? Biliyorum. Peygamberimiz ne kadar sevgili olduğunu, onun ne kadar tabi olduğumuzu biliyorum. Eğitim nasıl olmalı ona göre. Ekonomi çatları ona göre. Ticaret ona göre. Hepsini belirtti mi? Belirtti. İman ettin mi? Hani Muhammed Mustafa'nın gönderdiği alışveriş ticaret bahsine göre ona iman ettim mi? Ettim. Eğitim nasıl olmalı Muhammed Mustafa'nın bildirdiği şekilde mi? Ona göre olmalı. Yönetim nasıl olmalı? Ona göre. Biz işte burada neyiz biliyor musun? Marifet ehliyiz. Bildik ama iman ettik mi? Burada duruyoruz işte. Ama hakiki imandan bahsediyoruz. İşte biz de hakiki iman hususunda bakacağız kendimize. Diyeceğiz ki yalandan seviyorum deme ya. Sen çıkarcı bir insansın. Sen cennet için vallahi seviyorsun Muhammed Mustafa'yı. Bakıyorsun ki sigortamız orası. Seviyoruz ya Rabbi. Ama ne için biliyor musun? Şu dünyada kafama göre yaşayayım. En son ne olacak? Muhammed Mustafa'ya sevgilerini yırtacaksın işte. İşte bu zinet var ya bizi dağda aşağılara aşağısına çekiyor. Ha, Recep Hocam olayda bakıyorum.
Hep bu minvalde. Yoksa bakıyorum nüfus 99 diyoruz Müslüman. Dünyada o kadar Müslüman. Bir mahallede hükmümüz yok kıymetli Müslümanlar. Ya acayip bir şey. Bakıyoruz ki hakikaten bu kadar hakiki bir peygamber indirmiş. Alemlere levlake levlake leme halakül eflak. Sen olmasaydın yaratmazdım Habibim diyor. Sen olmasaydın yaratmazdım denilen bir peygambere bizim muhabbetimize bakın. Mevla Teala diyor ki eğer beni sevdiğinizi iddia ediyor musunuz? Tabii ya Rabbi seni seviyor. Beni seviyorsam diyor. Fettebi'uni diyen. Fettebi'uni yuhbibikumullah. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin diyen bir peygamberim var aranızda. Anlamıyor musunuz onu diyor. Onu anlamıyor musunuz? İşitmiyor musunuz? O size bunları haber veriyor. Ben sizi onsuz tanımam. Ya Mevla bu kadar açık adama desek adam ağrına gidiyor. Hocam. Allah razı olsun çok güzel gidiyoruz. Kesmek de istemedim ama biraz hocam siz anlarken gönlüme şu geldi. Hani biraz emri bil marufu sanki biraz öteledik. Hani Efendi Hazretleri, Mahmut Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ya. Emri bil marufçular damarımdaki kan gibidir. Efendi babamız Ali Haydar Efendi ya Mahmut Efendimizin hocası da şöyle söylüyor şeyhi. İslam'ın bekası emri bil maruf nehi anil münkere bağlıdır. Şimdi Hollanda'da olan bir olay var. Oraya bağlayayım hocam. Sanki hani dünyamızda, Türkiye'mizde biraz emri bil marufu bıraktık. Hani yine Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ya, diyor ki ya bana neciliği yapmayın, sana neciliği yapmayın. Elinden geldiği kadar söyleyin, hanımınıza söyleyin, yavrularınıza söyleyin, komşularınıza söyleyin. Hadi be namazını kıl be, hadi şu sakala jilet vurma be. Elinizden geldiği kadar yapın. Hollanda'da Mehmet Hoca var. Ki Hollanda, Amsterdam hocam biliyorsunuz şu anda küfrün zirvesi hocam. Yani... eşcinsel evlilikler, madde bağımlıları hiç legal, yasal bir şekilde orada yaşayabiliyor. Böyle zirve bir sapıklık içinde olan yerde bakın Allah ne yaşatıyor. Mehmet hocamız bir kitap yazıyor. Allah seni cennetine çağırıyor diye bir kitap yazıyor. Küçük kitap, Hollanda dilinde ve bunu bastırıyor ve oradaki çevresine dağıtıyor Amsterdam'da. Oğlu 13 yaşında var. Baba diyor bugün ben de geleyim ya, cuma diyor mübarek. Oğlum diyor sen dur bak hava da soğuk kapalı yağmurlu. Baba diyor ben de geleyim ya. Peki oğlum 10 tane de ona veriyor kitap. Kendisi de bir 20-30 tane alıyor. Tam ters istikametlere dağılıyorlar. Sen bu tarafa dağıt diyor ben bu tarafa. Çocuk 9 taneyi dağıtıyor hocam. Kısa anlatıyorum. 10'uncuyu geliyor bir eve bakıyor. Akşam hava kararıyor tabii bu arada. Orada erken hava kararıyor. Sonra bakıyor 3 katlı ev. Işık yanmıyor ama olsun bir zile basayım da zzzz. Bir daha çocuk diyor ki anlatırken ya ben diyor bunu bakıyorum evde ışık yok. 4., 5. çalma içimden bir ses diyor ki bir daha bas. 9'uncuya bastım diyor tık kapı açıldı. Bir aktım diyor yaşlı bir teyze. Kendi dilinde ona hoş geldin oğlum demiş. Ne istiyorsun? Demiş ki teyze Allah seni cennetine çağırıyor bak. Sana kitap gönderdi deyince diyor ben aldım kitabı. Baktım başlığına hoşuma gitti diyor. Ve ben bunu okumaya karar verdim. Aradan tam bir hafta geçiyor. Cuma yine aynı cuma. Cuma namazını kıldırıyor Hoca Efendi Mehmet Efendi. Sonra bir bakıyor bu kadın geliyor. Nasıl geliyor biliyor musun hocam? Selamun aleyküm diyor. Allah Allah. Evet. Selamun aleyküm selam efendim buyurun. Ya diyor senin bir çocuk varmış diyor. Buranın mescit olduğunu ben bilmiyordum. O bana söyledi. Babam orada dini görevli diye, imam diye söyledi. Ben diyor Müslüman oldum biliyor musunuz? Allah Allah. Nasıl? Bakın senin kitabınla diyor. Siz yazmışsınız. Babam yazdı dedi bana. Evet doğrudur. Ben diyor, çok ilginç hocam tüylerim kalktı bak. Ben diyor kadın anlatmaya başlıyor. Bundan 2 ay önce diyor kocam öldü. Kocam ölünce çocuğumuz da yok diyor. Hayata ben küstüm. Akrabamız yok, komşumuz yok. Bu sefer hayata küsünce ben intihar etmeye karar verdim. Sonra diyor 3. kata çıktım, ipi aldım, boynuma astım. Sandalyeye çıktım, tam sandalyeye tekme atacakken zil çaldı diyor. Ben dedim ki ya bu kargocudur herhalde. Yanlış zile basmıştır, gider. İkinciye bir daha bastı diyor. Tam tekme atacağım, 3.'ye bir daha bastı diyor. Bu sefer dedim ki ya herhalde komşudur. Boş ver gider şimdi. Sonra 4, 5, 6, 7 zile sürekli basınca ipi çıkarttım boynumdan ineyim dedim diyor. Bilmiyorum yine birkaç kere bastı beni inene kadar. Sonra bana dedi ki Allah seni cennetine çağırıyor. Ve ben diyor intihardan vazgeçtim. Neden vazgeçtim biliyor musun Mehmet Hoca diyor.
Neden vazgeçtiniz? O senin çocuğunun gözünün içindeki o yaşam enerjisi diyor. O Allah seni cennetine çağırıyor. Sevgisi, umudu diyor, beni tekrar hayata bağladı. Ve ben bu kitabı okudum ve dün itibariyle Müslüman oldum diyor. Elhamdülillah buraya Müslüman olarak geldim. Sonra ona isim veriyorlar ve o kadın hayatına devam ediyor. Şimdi bunu niye anlattın? Bunu şu yüzden anlattım. Siz anlatınca gönlüme geldi hocam. Ya gerçekten biz emri bil marufu bıraktık. Birbirimizi teşvik etmeyi bıraktık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 155 kere gitmiş amcasının evine, değil mi? Ebu Cehil'in evine. 155 kere ona tebliğ etmiş ya. Şimdi biz hocam bir akrabamıza bir kere söylüyoruz. Ya işte diyoruz şu namazlarına dikkat et işte Ahmet abi filan. Ya bakarız diyor, tamam ne oldu, görevimi yaptım. Bu kadar kısa mı kesmeliyiz sizce hocam? Ya bu emri bil maruf olayını biraz açmanı istiyorum sevgili ya hocam. Vallahi ben şuradan, çarşamba doğduk büyüdük. Fatih'te, İstanbul. İsmaila, evet. Efendi Asirimizin evet. oturmuş olduğu yerde bizim orada doğduk, orada büyüdük. Tabii Efendi Asirimiz de gençler, biz daha doğmadan Efendi Asirimiz oradaydı yani. Orada vazifeye başlamıştı. Daha gençlik yılları yani 20 küsur yaşlarında buraya niye giriyorum? Çarşamın göbeğine bazen böyle şey gelirdi, böyle militanist bir ruh gelirdi. Ortalığı karıştırmak için yani birkaç tane çarşaflı veyahut da şalvar cübbeli bir adam gelsin de bana saldırsın da şöyle manşet atalım. O zaman çok kuvvetlilerdi hakikaten. Evet. Manşetlere orada kendi başına giden bir insana oradakiler saldırdı. Bak manşete bak şimdi hani. Bu, adam buna baksa diyor ki bunlar hepten fazla oldu ya. Yolda geçen masum adama saldırmış. Yani ama oraya giren adam ne yapıyor? Şunu ya, ben gözlerimi gördüm. Hem de şalvar cüpre değilim ben. Gençlik zamanı 16-17 yaşlarında köşe başında arkadaşlar oturmuş bir çay içiyoruz. Orada bir ismini de vereceğim. Rahmetli oldu bak, şefaat olur inşallah. Abi. Erfuz abi diye bir abi var, inanır mısın? O kadar çok da hani şey var bak söyleyeyim, bir alkol alırdı yani. Biraz bağımlı gibiydi yani. Ailesi oldu, dağıldı falan. Kurtaramadı kendini. Ama efendiye öyle bir muhabbeti var ki. Diyorsun yani öteleniyor mu bu adam? Ötelenmemiş bak. Gençlik zamanında Efendi Asim onu defalarca demiş. Gece 1'de 2'de bunlar masadayken, hani ne masası? Alkol masasındayken. Konu bazen öyle bir yere gidiyormuş ki bazen konuşturuyor işte bunları bir şekilde. Konu İslam'la alakalı. Biz bunun içinde bu zor mesele falan. Yani onu konuşuyorlar. Birdenbire yani her türlü konu girebiliyormuş. İslam'ı konu giriyormuş oradayken. Hem de kafalar da yerinde değil. 8 çize çize diyor ki bunu diyor bu Mahmut Hoca'ya diyor sorsak. Ya ayıptır diyor yani şu şekilde falan. Ya diyor, o diyor çok seviyor. Bana diyor ki nasıl olursa gel, sen kapıma geldin mi? Ben mutluluktan uçuyorum. Ya öyle diyor. Diyor ki ya şeyden diyordur o. Hani yeter ki gel yani diye bir, ama ağlanır be abi. Yok diyor, vallahi mutlu oluyor yemin ederim ya. Gel bak göreceksiniz. Bana diyor ki Allah Allah, öyle bir insan var mı ya? Neden mutlu olsun ki? Gecenin ikisi Efendi Asiri o zaman 12'de mi yattı, vazife 1'de mi bitti, tam uykuya dalacak zaten 3'te 3.30'da kalkıyor. Gecenin vakti ikisinde geleceksin, geceyi tamamen paramparça edeceksin normalde. Ama Efendi Asiri onu kapıyı çıkıyor, ne kadar mutlu ettiniz beni gece. Baktım bu Erfuz abi de öyle bir aşık ki efendiye, defalarca olmuş. Adamın bir tanesi oraya geldi köşe başına, bir küfür ediyor, bir küfür ediyor ki durduk yerde adamı kimse tanımaz. Resmen hakikaten bir provokatörlüğe gelmiş yani. Diyor ki birileri şey yapsın bana. Oradan birileri ya tanıyor musun? Niye küfür ediyorsun mübarek? Millet de başına geleceğini biliyor yani. Bu çünkü orada defalarca da olmuş bir hadise. Bir şey oldu şimdi derler ki sakallı adam görüyor musun ne yaptı? Biraz da sakallı birini arıyorlar ki o ona dur desin. Şimdi Allah diye sakallı birine dur demiyor. Bu Erfiz abi gene arkalardan diyor ki bir ses geliyor ya diyor. Biz de genciz. Ben Erfiz abi o kadar bilmezdim. Biri diyor ki abi diyor, adam geldi diyor, rutin hareketler biliyorsun burada oluyor. Çıktı geldi diyor meydanda. Bu efendinin diyor affedersin ağır ağır efendi. Bu bir durdu. Bu Erfuz abi el ayağı koptu birden. Bir de her şeyi gören bir adam. Oradan gitti ki bu adam karakola zor attı kendini yemin ederim. Böyle baktım kendi kendime ki yani bir adamın bir ameline bakar mı? Seviyor bu işi, seviyor diyor ki yapamıyorum diyor ama seviyorum. Şimdi şu bir de var ki Erfuz abi şeyi biliyor yani. Ben diyor tanıyorum ya, bu adamda bir kasıt yok ya. Bu adam vallahi menfaatsiz çıkarsız çekiyor diyor ki aman bir Allah de be. Efendi Asirim şunu diyor ya. Ben diyor şu insanları diyor cehennemden kıskanıyorum diyor. Ne demek? Yani cehenneme gitilmesini istiyor. Kıskanıyorum diyor. Ve bunu ciddi ciddi de söylüyor ya. Ciddi ciddi söylüyor Efendi Asirimiz. İşte ne diyor? En maruf bir bedende diyor kan gibidir diyor. O olmazsa bu iş biter. Mevlamız da biliyor. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne alil münker tü'minûne billah. Allah'ımız buyuruyor ya. Diyor ki
ben diyor bu Adem oğlunu, yani Adem Aleyhisselam ilk insan. Ve yanında Havva annemiz var abi. Bu şekilde abi üreme başlıyor, geliyor. Ne zamana kadar? Kıyamet sabahına kadar. Olan insanlar daha yeryüzü, dünya yokken, dünya daha yokken ruhlarımız ruhlar aleminde, levh-i mahfuzda, o büyük levhada ruhlarımızın isimlerimiz, her şeyimiz orada o levhada mevcut, yazılıyor. Ve orada Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar ne kadar insan doğacak, ne kadar ölecek, orada ruhlar orada mevcutken hangi ruh hangi zamanda dünyaya gelecek, hangi peygamberi görecek veya hiç peygamber görmeyecek, zamanı, limiti, dilimi, yeri, hiçbir şeyi belirsiz bir şekilde beklerken, ya Mevla Teala, şaşılacak bir hadise. Yani seni beni hiçbir sipariş vermeden, o zaman senin benim ne arzum olabilir ki? Mevla Teala seni bu ümmete seçti. Acayip bir şey. Yani bunu nasıl sen belirleyebilirsin? Bu nasıl oldu? Bunu bir izah edelim. Kendinize düşünün. Bu tamamen bir hibe. Tamamen bir iltifat. Tamamen bir arzu. Allah tarafından sana bir yönelme. İkram. İkram. Yani burayı bir nebze anlasak, vallahi billahi diyorum, yemin ederim, seccadeye kapılır, hışkır hışkır ağlarız. Ama bizim bu takıntılarımız, bizim bu vesveselerimiz bize burayı göstermiyor. Diyor ki, olur. Yani alemlerin yaratılış nedeni olan Muhammed Mustafa'ya alıştık be, kıymetlimize alıştık. Korkulacak bu olay yani. Nasıl alıştın ya? Nasıl buradan bu rahavete, bu gaflete geldik? Ne diyorsun? Günde diyor her kim ki diyor 70 kere de istiğfar etse, 70 kere ise her istiğfarı diyor peygamber salavat getirse, her salavatına peygamberimizden karşılık bulur. Ve ismen, resmen peygamber sana dua eder. Böyle bir hak hangi peygambere verilmiş? Böyle bir hak hangi peygamberimize? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmiş. Rabbim bu işleri yakalamamızı ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Yüksek bir kalite var burada. Bunları görmeden ahirete gidersek inanın ki müflis işte budur. Hani dünyada diyoruz ki birisi iflas etmiş. Ne demek? Adam malını mülkünü abi ne var ne yok. 40 yıllık emini zayi etti gitti. Acınacak bir durum atıyor. Sersefil. Çocuklar perişan. Bahsederken böyle ağlar, biliyor musun? Adam der ki çünkü anlayabiliyorsun. Gördüğün bir hadise. Analiz edebiliyorsun. Evet diyorsun, çok acı ya Rabbim, düşürmesin ya. O kadar varlıktan bu kadar yokluğa düşene peygamberimiz diyor. Ona daha çok acı. Niye? Çünkü hakikaten öyle bir ortamı kaybetmiş ki. Kimi adamlara alışmış ama bu adam çok ciddi kaybetmiş, müflis, iflas etmiş. Ama asıl müflis, Allah'ını unutuyorsun, peygamberi anlamadan sırt çeviriyorsun. Dini bir İslam'a sarılamıyorsun, ameller yerlerde geziyor, ameller istemiyorsun. Nefis seni istila etmiş, bir dediğini ikiletmeden sana onu yerine getirttiriyor. İşte asıl iflas bu kıymetli kardeşler. Hakikaten düşünelim, Mevla Teala buyuruyor, bak bize nasihat ediyor ve çok güzel bir ifadeyle bizi bitiriyor, tamamlıyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri yalnızca beni bilsinler, bana ibadet etsinler için yarattım. Olay burada bitmiştir. Geri kalan inan ki çok acayip. İ'lemu ennemel hayatud dünya le'ibun ve lehvun ve zinetun ve tefahurun beynekum. Bu ayet ila ahiril daya devam ediyor. Diyor ki dünya hayatı bir oyun, bir oyuncak. Evlatlarınızla, mallarınızla beraber kendi aranızda bir çokluk yarışıdır. Bundan başka vallahi billahi değil. Sen ne yaptın, şuraya aldın, ben de buraya aldım. İkisi de hevesli. Sonra önümüzdeki sene ne kazandın, şunu kazandım, şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım. Tamam, Allah'la beraber yürüyorsan bu imkanlar, diyor ya, leste aleyk, baş üstleri. İslam'a, dine hizmet etmek için elhamdülillah Rabbim bu mümine versin. Ama öbür türlü Allah bir tarafta, peygamber bir tarafta. Dinin inançları bir tarafta, düşmüşsün sırf dünyanın derdine, o şekilde ilerliyorsun. Kıymetli mesela bizim işimiz de, biliyor musun? O ayette, o en hayırlı ümmet var ya, levh-i mahfuzla Allah seni özel seçti. O özel seçilen ümmetin de diyor kalitesi nedir biliyor musunuz diyor? Onlar diyor Allah'ın emrettiklerini emrederler, Allah'ın nehyettiklerini kendini alıkoydukları gibi diğer mümin kardeşini alıkoymak için diyor mücadele verer. Tü'minûne billah diyor. İşte onlar Allah'a tam iman ederler. Şimdi bakıyorum birisi bir şey diyecekti. Kendi evladımızı anlatamaz. Komşuyu görürsün, her şey. Kardeş
Dikkat edelim inşallah be. Cennette de beraber buluşmak var Kevser'in başında. O var ya bahseden Eshab-ı Güzin Efendilerimiz. Onlarla beraber düşünüyoruz. Yan yanasın, temas kuruyorsun. Orada Muhammed Mustafa ve havuzun başında bir tasla sana nasip oluyor. Milyarlarca nüfusun içinde o ümmetin başında bir tasla diyor ki gel diyor buraya diyor. Muhammed Mustafa kendi o tastan bir tane içiriyor. Bu nasıl bir zevk ya? Nasıl bir zevk? Düşün perdesiz bir şekilde nefis yok. İşte bu bedenin bu kalıntılı kalıbı yok. Acıktım macıktım öyle bir şey kesinlikle yok. Ya yerimden kalkamıyorum, dönemiyorum. Şekerim var, tansiyonum var. Hastalık yok. Yaşlılık veyahut da burun uçağına yeni ermişim. Benim aklım kesmiyor yok. En güzel yaş cennette 33 Mevla belirlemiş. Ölüm yok. Sakal yok biliyor musun sakal? Niye? Şu dünyada şimdi sakal ilk başta kim bekler? Diyor ki gencecik adamsın bu sakal nedir yüzünde? İşte bunun bir karşılığı var. Diyor ki cennette sakal yokmuş yani. Adam diyor niye yok ki ya? Niye biliyor musun? Şu dünyada nefse ne ağır geldiyse onunla alakalı hiçbir şey yok diyor, ahiretle alakalı. Allah Allah diyorsun ya. Yani her şeyin karşılığı görüyor musun? Onu yaptın ya bu, şunu yaptın ya bu. Ama biz elhamdülillah seviyoruz bir sakal elhamdülillah. İlk başta nefis biraz ıhmı yaptıysa da bazı haberimiz de 60 yaşında hanım diyor müsaade etsin hocam ben de bırakacağım diyor. Hacı anne diyor ki ben onu hep bırak diyorum diyor. Abi hacı anneyi bahane ediyor. Şimdi kendi kendine mücadele verdi. Bize elhamdülillah eşlerimiz vallahi sevdirdi. Dedi ki bırak dedi niye? Sakal bırakan adamları şu an hanımlar daha çok seviyor. Niye? Garanti görüyor. Sakal bıraktı gözüm arkada değil Allah'ın izniyle falan. Biraz rahatladı emniyetliyim diyor. Böyle işler oluyor. Diyeceğim bu Muhammed Mustafa sallallahu bize bırakmış olduğu her şey o kadar güzel ki. Hele ki zevkini bir yakalasak. Aman Allah. Tesbihimiz zevk verir. Bazen insan tesbih çeker. O tesbihle dikenli tel gibi parmakların arasında böyle kapışır. Yürümez o tesbih. İlerlemez. Bir şeyler takılmışsındır. O zikri alıkoyan bir şey oluyordur. Bazen de var böyle diyor ki yağ gibi gidiyor mu var gibi Allah diyorum deyince bir tam daha diyesin geliyor. Tesbih elinden bırakamıyorsun. İşte Mevla Atar o cennetteki güzellikler var ya dünyada sen oradan ne yapıyor? O cennet nimetlerine sana pay veriyor. Nasiplendiriyor ki dünyada da diyor o cennet haliyle beraber diyor yaşadığı ikram ediyor. Onu yakalasak hep beraber işte onun adayıyız. Bunu yakalayanlar var biliyor musun? Bir daha geri alınmaksızın. Sultanımız Efendi Hazretlerimiz yıllardır gecesiyle gündüzüyle hep insanların yanında ya hep insan demez mi? Şöyle bir iki saat şu insan bir çıkın gidin yalnız kalayım ya Allah rızası ya. Hatta bir an biraz düşünüyorum efendi o kadar biraz rahat bırakılma kardeşim bir dursun kendi kendine. Efendi şöyle der yani insanlarını ben uzaklaşıyorum bırak benim vazifem de insanların ben bundan zevk alıyorum. Efendi insanları dinlemekten zevk alıyor birinin elinden tutayım koşarcasına. Kovalarcasına takip ediyor. O denli. Efendi Hazretleri dedin de hocam aklıma şu geldi. Şimdi geçen Hoca Efendi anlatıyor. Efendi Hazretlerimiz sağlığı yerindeyken diyor ki Ankara'ya gidelim. İki tane Hoca Efendi ile biniyorlar. Ankara'ya doğru hareket ediyorlar. Ankara'ya geliyorlar hocam. Akşam ezanı okunuyor tam Ankara'ya giriyorlar. Akşam ezanı okununca Efendi Hazretleri akşam ezanına duralım mı cami var diyorlar. Efendi Hazretleri devam edelim. Aslında anlatan Hoca Efendi diyor ki biliyorsunuz bu Allah dostlarının özelliği hemen namaza evet, dururlar evet. Hocam. Vakit girdiğinde Allah dostları hemen namazını kılar. Hele ki akşamsa hocam biliyorsunuz onu hiç geçirme. Çünkü akşam yatsı arası 1-1,5 saat değil mi hocam? Dönem dönem evet, değişiyor. Evet. Devam edelim deyince tabii biz de diyor şok olduk. Ama devam edelim Efendi Hazretleri'nin bir bildiği vardır. Devam edince diyor normalde diyor Efendi Hazretleri'nin gözü görmez diyor. Ben ona katılmıyorum da. Evet. Efendi Hazretleri'nin kalp gözü de. Evet. Dünya gözü de görür. Dedi ki Efendi Hazretleri diyor. Önümüzde bir karartı olacak. O karartıda durun. Gerçekten diyor biraz yürüdük bir baktı bir karartı. Bir adam durduk. Selamun aleyküm dedim ben ona diyor. Efendi Hazretleri durun dedi ya. Evet. Adam da ooo aleyküm selam. Bu sarık bu sakal. Mahmud Efendi Hazretleri var biliyor musunuz filan. Bilmez miyiz diyor. Ondan sonra biz onun hocalarıyız talebeleriyiz. Deyince ya bak bu diyor bu sakal var ya onun hediyesi bana. Allah i̇şte Allah. Diyor he 10 yıl önce diyor haçtaydık diyor. Haçta bana dedi ki bu gül yüzüne bir sakal ne güzel yakışır. Sakalına jilet olma. Siz anlatınca evet. Gönlüme geldi hocam. Nereye gidiyorsun? İşte evime doğru gidiyorum. Gel seni bırakalım dedik diyor. Bindi arabaya. Şimdi efendisi en arkada oturuyor. Ya demiş o ne muhteşem bir insan ya. Çok selam söyleyin filan. Efendisi arkadan seslenmiş. Sen onu bilmezsin ben onu bilirim deyince adam bir şok olmuş. Allah Allah. Sonra
Hoca efendi, efendi Aser o işte Mahmut efendi Aser o deyince o bir bakıyor, evet. Eline sarılıyor hocam. Tabii diyor efendi Aser'imiz de, efendi Aser ben seni buldum, akşam yemeği yemeden seni bırakmam. Sonra efendi Aser demiş ya etmedi daha namaz kılmadık. Yok demiş efendi Aser, vallahi billahi seni yemek yedirmeden bırakmam. Peki demiş namazımızı kılalım. Namazı kılıyorlar hocam. Doğru eve gidiyorlar. Daha bitmedi bak, asıl şok olacağınız yer daha gelmedi. Eve gidiyorlar. Kapı çalıyor hocam. Hanımı açıyor. Buyur bey. Diyor ki misafir getirdim. Aa elhamdülillah diyor. Ya diyor evde yiyecek içecek bir şey var mı diyor ben. Gel gel diyor adama. Misafir odasını bir açıyor. Yerde bir sofra hocam. Ben diyor adam ömrümde öyle sofra evimde görmedim. Kadın sabahtan beri şey hazırlık yapıyormuş. Allah Allah. Diyor ki gelen misafir efendi Hazretleri mi? Kadın soruyor. Allah Allah. Evet diyor efendi. Ben diyor efendi Hazretlerinden dersliyim. Bana sabah rabıta da dedi ki kızım sana akşam yemeğine geleceğim. Allah Allah. Ve ben de diyor öyle iman ettim ki o gördüğüm zuhurata diyor. Ve sabahtan beri hazırlık yapıyorum. Bak nasıl sofrayı düzdüm. Sonra adam alıyor onu güzelce ne oturtuyorlar efendi Hazretleri. Şimdi bakın hikaye gibi dinlemeyelim. Allah rızası için. Ne zatlarla biz beraberiz. Hani dedi ya bakın dünyada bu zatlar peygamber varisleri. Çünkü ne diyor peygamberimiz birçok hadis-i şerifte asrın diyor alimi beni İsrailoğlu peygamberleri gibidir. Evet. Onlarca hadis var değil mi hocam? Ulema ümmeti kenbiyay beni İsrail tabi. Buyurun. Tabi. Orijinalini söyledi hocam ve peygamberler gibidir. Bakınız ne yapıyor? Onlara zuhuratta Allah onların evine geleceğini o ablamıza ne yapmış bildirmiş. Ablamız da ne yapmış o sofrayı hazırlamış. Ya. Rabbim bunların kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Amin, siz ne amin. Güzel anlattınız. Kevser havuzunun başında Efendimiz bize ikram edecek. Bak dünyada işte bu dostlarla beraber etti bizi. Kıymetini ne yapmalıyız hocam? Evet. Bilmeliyiz ama biraz kıymet bilmede sanki sıkıntımız var. Neden? Bakıyoruz hocam futbolcuya veya sanatçılara çok iltifat var, çok hürmet var ama ilim sahibi, Allah dostlarına, hoca efendilere sanki o kadar şey yok, itibar yok. Ne dersiniz ya, hocam? Nasıl görüyorsunuz? Ya, Mevla Teala diyor ve künü me'as sadıkîn. Sadıklarla beraber olun diyor. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette kaç kere şunla ol, bununla ol, şunlarla bunlarla beraber ol diyor. Mevla Teala ya muhlislerle beraber olun diyor. Ya hayırseverlerle beraber olun, salihlerle beraber olun. Şimdi devamlı bunlarla beraber olabilir miyiz? 24 saatimiz var gün içindir. Çalışıyorsun, mesai harcıyorsun, akşam yollardasın, evine gidiyorsun ve bu arada salih birine ben vakit ayıracağım. İşte buradaki beraberlik bu mürşitleri işaret ediyor. Şimdi o mürşitlerle oturuyorsun, kalkıyorsun, oturmasına, kalkmasına, bakışına, konuşmasına o kadar bir muhabbet hasıl oluyor ki artık ondan bazı taklitle başlıyor. El-Riyâ-i Bâbül-i Hilâs. Riyâ ile beraber taklitle başlıyor ama artık işlerine işlerine bakıyorsun ki artık o senden bir olaymış, senden kaynaklanan bir şeymiş. Oraya bu iş dönüşüyor. Evet. Zaten insanın temel fıtratında en hakiki güzellikler ruhunda mevcut. O Allah dostu sende olanı sende çıkartacak. Teveccüh ile beraber, senin olan muhabbetiyle beraber, taklitle beraber iş hakika dönüşecek ama bu da neredeyse işin açıkçası imkansız gibi bir şey ama hocamızın ifadesi bu diyor bu iş diyor imkansız ama bir imkan var diyor. Ne? Allah. Evet. Çevirir. Allah çevirirse bir kulunu bu hale çevirmez mi? Çevirir. Ama dersen ben yapacağım. Şimdi bir adam doğdu, diyor ki ben bir gün peygamber olacağım. Çocuk seviyor şimdi. Peygamber İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam dinledi. İşte kitaplarını okudu, hikayelerini okudu. Sonra babasına diyor ki ben diyor peygamber olacağım. Şimdi oğlum peygamber olamazsın yani. Baba diyor olurum niye olmayacağım? Seviyorum ben de olacağım. Hani nerede oluyor? Sen şimdi marangoz oldun, o oldun, bu oldun ama diyor ben de peygamber olacağım. İşte peygamber yok, olmak yok ama bu ümmette işte büyük bir Allah dostu olma kapısı açık. Açık. Yani peki bunun tezgahtarı, ustası kim? Şimdi kasap olmak isteyen ne yapıyor? Kasaba gidiyor. Berber olmak isteyen gidiyor bir tane işte berberin yanına. Marangoz olmak isteyen marangoz çırağı alıyor. Allah dostu olmak isteyen ben de hakikaten gönlümde bu işi yaşamak istiyorum diyen birisi ne yapacak? Bu da ne yapıyor? Diyor ki erbabı bilir diyor erbabı. Evet, evet. Bizim bir tane rahmetli Kadir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. O da tanıdım bunu çok şey yapardı. Bazen onun kebap tezgahı vardı. Orada şey yaparken tadını diyor bilen hani şimdi bazıları o tadı bilmiyor. Yapmış olduğu kebabın tadını bilmiyor. Yaparken de erbabı bilir derdi. Yani ne demek? Buraya gelen bunu bilir derdi.
İnşallah erbaplarından Rabbimizi ayırmasın. Amin. Amin. Rabbim inşallah tamamını erdirsin. Evet. Aleykümselam sevgili hocam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burada hocam. Hemen ayarladık hocam. Biz konuştuk Levent hocamızla. Hoş İyisiniz inşallah hocam. Lütfen hocam. Valla Levent hocayı yakalamışken hocam çok güzel program oluyor. Allah razı olsun. Özlemişiz onun muhabbetini. İyi değil mi o zaman? Yok estağfurullah hocam. Ama sizinle hocam çok büyük şeref bulduk hocam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocam. Şöyle. Kar kıyamet var. O yüzden üstünde bir şey. İyi yaptınız hocam. Allah razı olsun hocam. Mustafa Kartal hocamız da kardan dolayı çıkamamış. Evi onun yokuşta hocam. O yüzden biz de Levent Hoca ile görüşüyorduk ama sizin gelmeniz tabii bizi mesrur etti hocam. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah hocam. Ben başka şey bulamadım sizler. Evet hocam. Kardan dolayı malumunuz Beykoz. Kar hocam. Rabbim aynı programda. Amin. Allah razı olsun sevgili hocam. Tesisiniz yüksek eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Gerçekten o zaman da ihtiyaç çok. Manevi anlamda anlatıma, dertlenmeye ihtiyaç çok. Elhamdülillah Mehmet Yürek anlamından şükürler olsun. Seyircimizin de gerçekten gönlünü vermesiyle beraber şükürler olsun. Bir manevi atmosfer oluşuyor. Programları insan canla başla bekliyor yani. Niye? Allah'tan bahsedecek, Resulullah'tan bahsedecek, Kitabullah'tan bahsedecek. İnsan mutlu oluyor yani. Böyle ortamlar bulamıyor. Dertlenme var. Ne dertlenmesi? Hakikaten halkımızın, gençliğimizin, evlatlarımızın İslam'la daha da yoğrulması, daha çok İslam'a gerçekten sahip çıkması, sahiplenilmesi konusunda. O yüzden elhamdülillah güzel gidiyor her şey, şükürler olsun. Levent Hoca da dertlidir. Dertli hocam, güzel. Allah konuşuyor. Razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'ım yaşamını ikram etsin. Amin. 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 Tevazulu yapar, yaşardı. Yaşardı maşallah. Allah razı olsun. Ama tabii her şeyin bir kemalatı var, hakikatleri var. Helmin mezit. Daha yok mu, daha yok mu? Şuuru var, hassasiyeti var. O yüzden insan kendisini hiçbir zaman yeterli görmemesi lazım yani. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Tesirimizi yüksek eylesin. Daima kendimizi geliştirmeyi nasip etsin. Amin. İnsan her zaman ilmen de, şuur bakımından da, istikamet bakımından da, ciddiyet bakımından da kendisini geliştirme konusunda ne yapması lazım? Mücadele vermesi lazım. Bugün kendisini geliştirmeyen bir insan ne kendisine faydası olur? Şimdi arkadaşlara söylüyorum, bazen takılırım. Tesirin var mı? Hocam nasıl anlayacağız? İlk önce kendine soracağım. Mesela kendi üzerinde bir tesirin var mı? Şunu yapmayacağım de, bak bakalım yapmayabiliyor musun? Şundan vazgeçtim de, bak bakayım gerçekten vazgeçtim mi? Bir bak bakalım yani. Yani alışkanlık olduğum şey zaten çok zor da, hadi diyelim bir alışkanlık olan bir şeyi. Ben şunu bıraktım ya. De bakalım, bakalım bırakabiliyor musun? Hocam bırakamıyor, bak tesirin kendinde yok ya. Ya kendine tesirin yok yani. O yüzden bizim çok çalışmamız lazım. Kendimize tesirimiz, evladımıza tesirimiz, ailemize tesirimiz, kardeşlerimize tesirimiz, etrafımızdaki insanlara tesirimiz, işte ekrandaki insanlara tesirimiz. Gerçekten insan bunları hep kendine sormalı. Şimdi mesela olumsuz yaşayana kızıyoruz. Tabii ki olumsuz yaşamasını yapmayız. Kesinlikle olumlu bakamayız yani. Olumsuz yaşıyor çünkü. Allah'a isyanla yaşayana nasıl biz kalkıp da olumlu bakabiliriz? Bakamayız. Ama kızmak da kızamayız. Madem çok delikanlısın, çok güçlüsün, çok iyi bir Müslümansın. Aç ellerini, yalvar Rabbine bakalım. Bak bakalım Rabbin senin duanla nasıl onlara muamele yapıyor. Toparlıyor mu onları yani? Hidayet buluyorlar mı yani?
İşte o yüzden insan kendinden başlamalı yani. Hakikaten kendimi geliştiriyor muyum? Çünkü bugün en büyük sorunumuz kendini geliştirmemek. Mesela dikkat ederseniz, özellikle bu sokak röportajlarında görürsünüz yani. Yaşlılarla gençler arasında ciddi bir uçurum var yani. Yani neredeyse birbirine düşman olacak hale getirdiler yani milleti. İşte sebebi ne? İşte kendimizi geliştirmemek. Yaşlımız da kendisini geliştirmiyor. Olgun yaştaki de kendini geliştirmiyor. Gençler de kendisini geliştirmiyor. Sonra aramıza uçurum koydular neredeyse yani. Yani birbirimizin dilinden anlamama durumuna getirmeye çalışıyorlar bizi yani. Ya. Yani sen onun dilinden anlama, ben de senin dilinden anlamayayım. Bu sefer ne olacak? Kopalım. Tabii kopalım birbirimizden yani. Biraz da gerginliği verdim mi? Eyvah! Ondan sonra zaten meşhur bazı insanların ifadesiyle işte 40'ın üstü, 50'nin üstü bilmem ne. Ne alakası var canım? Her insanımız bizim için kıymetlidir. Yaşlının kendine ait bir kıymeti vardır. Gencin kendine ait bir kıymeti vardır. Her yaşın kendine ait bir kıymeti vardır. O yüzden kendimizi geliştirmezsek o zaman hiçbir tanesinin kıymetini ne yaparız anlamayız yani. Genç olursan yaşlıya kızarsın. Kendini geliştirmiyorsun. Yaşlı olsan gence kızarsın. Ya bu senin evladın, neye kızıyorsun? Bu senin torunun, neye kızıyorsun? Bu senin tohumun, tohumun. Tohumuna kızıyorsun mu kardeş sen ya? O yüzden yani kesinlikle bunlara tek sebebi var. İnsanın kendisini geliştirmemesi. İnsan kendini geliştirse bakacak ki ne çocuğuyla, ne hanımıyla, ne kardeşleriyle, ne gençleriyle, ne de yaşlısıyla. Her yaştaki insanla bakacak. Hakikaten çok güzel. Niye? Çünkü onların dilinden anlayacak yani. Onların gerçekten belli şeylerini hissedecek. Nefsinin duygularından bazı yapacak. Onları anlayacak. Onlara ona göre tatlı ifadeler kullanacak, güzel ifadeler kullanacak, yol açacak. Aman diyecek, kardeşim şunlara dikkat edin diyecek. Şöyle tatlı tatlı yani. Üzmeden, ezmeden, incitmeden, kırmadan, dökmeden. Gelinini anlayacak, kaynanasını anlayacak, kızını anlayacak, oğlunu anlayacak. Herkes birbirini anlayacak yani. Niye? Kendini geliştiriyor yani. Bugün buna çok ihtiyacımız var. Yoksa diğer türlü kendisini geliştirmeyen bir insan, menfaatli ilim almayan bir insan, iyi dinlemeyen bir insan, hor bakan bir insan. Şimdi bakıyorsun mesela, soru sorarken bile bazı kardeşlerimiz seni iğneleyici soru soruyor. Ya, soru soruyorsun, beni niye iğneliyorsun sen ya? Ya sen soru soruyorsun ya. Sorusuna mesela bir an döneme, mesela benim bazen biliyorsunuz biz 7/24 çalışıyoruz yani. Evet, 7/24 çalıştığımız için bazen oluyor ya mesela bir soru soruluyor. Bir döneme mesela bir bakıyorsun hemen ters yapıyor yani. Ya bu hocanın meşguliyeti vardır, zor durumdadır, şudur. O zaman şunu diyecek yani bakma mesajıma diyecek yani. Anlıyor musun? Öyle bir hal yani. Yani bakma diye bir şey yok. Belki çok önemli bir şeydir gerçekten. Ama soruysa bu soruya ne yapılabilir? Yarım saat sonra da, bir saat sonra cevap verebilir yani. Ama bak hemen... Tahammülsüzlük. Tabii, bir acayip yani. Yani hemen iğneleme, sert yapma, ters yapma, bilmem ne yapma. Yani oradan şunu anlıyorum yani. Hep kendimizi geliştiremediğimiz için. Anladım. Orada Rabbim, Efendimiz ne buyuruyor? İki günü eşit olan husrandadır, aldanmıştır. İşte o gün, bugün onu çok iyi anlıyorum ben bu ifadeyi. Niye? Kesinlikle insanın iki gün eşit olmaması lazım. Devamlı tefekkür, devamlı kendini geliştirme. Yoksa diğer türlü maddi manevi, evet. Maddi manevi. Ben bu konuda biliyorsun zaten çok üzerinde dururum. Her şeyi ne yapacaksın? Her şeyi bekleyeceksin yani. Bak bugün mesela bir olayla, şimdi geçen bir tane ismini vermeyeyim, bir tane bakana kızmış Cumhurbaşkanı. Evet. Verdiği sözleri yerine getir demiş. Ondan sonra o da diyormuş ki, ben demiş Ukrayna-Rusya savaşını nereden bileyim diye. Okudum hocam. Onu hesaba katamadım. Mesela yani şimdi, anladın mı mesela? Anlıyorum. O zaman sen daha hiçbir şey bilmiyorsun.
illa o savaş olacak diye bir şey yok. Ama her türlü alternatifleri, olumsuzlukları ne yapacaksın? Masaya yatıracaksın. Doğru. Öyle konuşacaksın, öyle konuşacaksın. Yoksa bol kepçini atıp ondan sonra bakanlığa gel. Ondan sonra de ki kardeş ben tahammül anlayamadım, düşünemedim, bilemedim. Olur mu öyle şey? O yüzden yani insan kısacası her şeyi güzel bir şekilde ne yapmalı? Düşünmeli. Geniş bakmalı. Kendisini geliştirmeli. Çoluğuyla, çocuğuyla, hayatıyla, arkadaşlarıyla. Rabbim inşallah daima kendisini geliştiren kullarına olmaya bir nasip etsin inşallah. Ben Efendi Hazretleri'nin hayatıyla alakalı söyledim canım. Efendi Hazretlerimiz daha çok genç yaşlardık biz. 20'li yaşlardaydım. Efendi Hazretleri ben okuyayım dedim. Dedi ki efendim hem oku hem okut dedi. Okutmak dedi, okumanı daha çok güçlendirir. Şimdi o zaman tabii onu ne yapamadı çözemedik yani. Ama sonradan baktım gerçi okudum. Hem hani, o şekilde yaptım yani. Hem okuyayım hem okutayım şeyine girdik. Sonra baktım ki okuduklarımı okutuyorum ya. Anlatacağım diye daha ne yapıyorum? Daha dikkatli, daha niye? Kendimi daha çok geliştiriyorum yani. Şimdi mesela sırf okusaydım bu sefer anlatmayacağım, ders vermeyeceğim diye belki ne yapacaktı? Rahat alacaktı. Orada kalacaktı yani. Ama anlatacağım diye, ders vereceğim diye bu sefer o hem okuyorum hem okutuyorum. Hem okuyorum hem okutuyorum yani. İkisini beraber yapınca bu sefer okumakta da en ufak şeyi ne yapmıyorum? Kaçırmamıyorum. Hatta o bana öyle bir ders oldu ki, çok önemli bir şey bana göre. Çok dikkatimi çeker her zaman yani. Mesela ondan sonra hayatımda hangi hocayla karşılaşsam mesela, başka bir dalda bir hocayla karşılaşsam, o eğitimi almaya kalksam, ona da dedim ki sen ne dersen ben onu yaparım. Yaptıklarının fazlasını yapmam, söylediklerini azını yapmam ama bak sonra mesuliyet sende kalır derim yani. Çok duyduk bunu hocam. Evet, önemli sizin. Bir şey bu. Evet. Niye? Çünkü bu işin hocasıysan sen, demek ki bu işi yapıyorsun, bu işi yaptırıyorsun, bu işte başarılısın. O zaman seni ben dinlerim yani. Oradan kalma. Çünkü o zaman böyle pür dikkat hocayı alıyorsun ki, niye? Çocuklarına ne yapacaksın? Öğreteceksin. Öğreteceksin yani. Yani talebelerini öğreteceksin yani. Anlıyor musun? İşte insan bu şekilde ne yaparsa, pür dikkat olayları takip ederse, hem eğitim alır, hem de eğitim verirse, kaç yaşına kadar? Efendi Hazretleri bir defasında, pazar sohbetinde 70 yaşına kadar okuyun dedi. Allah. İkinci hafta geldi dedi ki, 70'i dedi 90 yaptık dedi. Allah. Bak. Bak 90 yaptı dedi. Üçüncü hafta geldi dedi ki, yaşı kaldırdık dedi, beşikten mezara kadar okuyacağız dedi. Yani bak, her an kendini ne yapacaksın? Geliştireceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz. İşte o yüzden devamlı kendini ne yapacak? Yenileceksin, tazeleceksin, bakacaksın. Ne yapıyorum, ne ediyorum, nasılım? Buna çok ihtiyacımız var. Var. Bugün mesela hepimiz için geçerli. Evlatlarımıza nasıl ulaşırız? Onların gerçekten İslam'la tanışmasını, Allah'la tanışmasını, Peygamber'le tanışmasını, Kitabullah'la tanışmasını, gençlere nasıl ulaşırız? Gençlerimize, halkımıza, insanımıza nasıl ulaşırız? Nasıl gerçekten onları mutlu ederiz, memnun ederiz, üzmeden, ezmeden, kırmadan, dökmeden onları muhafaza ederiz? İnsan kendini devamlı yapmalı, yenilemeli. Yani. Rabbim inşallah kendisi yenilenler olmayı hepimiz nasip etsin, ikram etsin, ihsan etsin. O yüzden FMT ekranlarındaki seyirciyi ben çok gerçekten tutuyorum yani. Yani saygım var, sevgim var, muhabbetim var, duam var onlara her gece. Onlar gerçekten Allah'ını seviyor, Peygamber'i seviyor, Kitabullah'ı seviyor. Burada anlatılan dini ilimleri seviyor. Bir kitlendi mi bir daha ne yapmıyor başka yere? Bırakmıyor. Çünkü bakıyor ki hakikaten bunlar Allah'tan, Peygamber'den, Kitabullah'tan başka bir yere yapmazlar, gitmezler. Boş işlerle meşgul olmazlar, boş şeyi doldurmazlar. Ondan sonra o yüzden Rabbim inşallah hepsinden razı olsun inşallah. Amin. Hepimize başarılar nasip etsin. Muvaffak etsin inşallah. Çünkü çok insanın içi yanıyor. Ben mesela üzülüyorum, çok içim yanıyor. Neye üzülüyorum? Bakıyorsun ki evladıyla, ailesiyle çok büyük problem olanları duyuyorsun. Duyuyoruz. Ki bunu biz normalde FMT ekranlarından duyuyoruz yani. Oradan duyuyor insan ne yapıyor? Hakikaten içi yanıyor. İşte bunun da tek sebebi kendini geliştirmemek olarak değerlendiriyorum. O yüzden bu konu üzerine konuşmaya ihtiyacı hissettim. Allah razı olsun. Bir de şu konuyu söylemeye ihtiyacı hissediyorum.
Şimdi Kur'an aldığım şu anda Mevla Teala belli şeyleri ne yapmış? Sıraya koymuş. Sıraya koymuş. Anlıyor musunuz? Evet. Ne yapmış? Sıraya koymuş. Şimdi Kur'an aldığım şu anda bakarsa insan. Mesela hoca, hoca nereden bildi ya? Hoca bir yerden bilmez. Hoca bilmez. Hoca nereden bilir biliyor musun? Kur'an aldığım şu anda Allah'tan bilir. Kur'an aldığım şu anda nereden bilir? Allah. Allah'tan bilir. Yeğenim canlı yayındayım. Ben sana razı. Ondan sonra çok sorun yok. Maşallah. Belki önemli bir şey varsa da çıkmaktım. Hakkı zaten. Biz FMTV'de alışırız. Ondan sağ olsun bana kızmıyorlar. Bu FMTV ekranındaki en büyük seyircinin şeyin en güzeli ne biliyor musun? Bana kızmıyorlar. Kızmıyorlar. Tabii. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Hocam nerede anlatsa kızmıyorlar. Çünkü nerede karşılaşsak, samimi söylüyorum, nerede karşılaşsak diyorum sana. Yani bir babasını görmüş gibi, bir abisini görmüş gibi, bir kardeşini görmüş gibi acayip bir saygıyla, sevgiyle, muhabbetle karşılaşıyor. Samimi yaklaşıyorlar. Gerçekten diyorum. Etkileniyorum yani. Neyse, şimdi asıl konumuz şurası. Mevla Teala buyuruyor ki, ayet-i kerime, şimdi sıra dedim yani. Şimdi hocalar nereden bakıyor bunu? Kur'an'dan bakıyor. Bu sonra söyleyince hocalar diyor ki, ya diyor. Nereden bildi bu hoca? Nereden bildi yok. Hoca nereden bilecek? Kur'an aldığım şu andan söylüyor. Kur'an söylüyor çünkü. Şimdi ne buyuruyor Mevla Teala? Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemmâ ye'tiküm metelülü de helem min kabdiküm. Bakara suresi. Sayfa olarak söyleyebilirim. Belki ayet olarak söylemek isterdim ama. Sayfa olarak da Bakara suresinden başlayacak saymaya. Saymaya başlıyor. 32. sayfanın Bakara'dan başlıyor. 32. sayfanın sonundan 2. ayet-i kerimesi. Şimdi bak Allah diyor ki, bak ayet-i kerime bak. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gireceğinizi zannediyorsunuz. Ayet bu. Şimdi sayıyor. Şimdi bu ne gelecek başımıza o zaman ya Rabbi? Mesetül be'sa ve zarra ve zülzülü. Üç tane sayıyor şimdi. Bir diyor zelzeller, seller, felaketler, depremler. Bunlar gelecek. E bakalım şimdi geldi mi? Çok geldi. Geldi. Günde 10 tane deprem oldu. Geçenlerde, geçen senelerde bir sürü acayip seller yaşadık yani. Yangınlar yaşadık. Doğru mu? Bak geldi mi? Bak Mevla'nın söylemiş olduğu bir tanesi geldi derken hala da üzerimizde olaylar yani. Bitmiş. Demek bu oluyor yani bak. Sonra iki. Darra, zarar. Özellikle hastalık. Geldi mi? Dünya üzerine bakın. Her bir tarafı koronavirüs ne yaptı? Kapladı. Şimdiki salgınlar daha fazla ama arkadaş sanki şeymiş gibi yani normalmiş gibi. Normal değil ki bu ya. Dünyayı sardı ya. Milyonlarca insan bu koronadan dolayı ne yaptı? Tabii öldü yani. Milyonlar etkilendi başka. Bir de hasta olup da kurtulanlar falan var. Bir de ölenler. Dünya üzerinde baktığında. Doğru mu? Çok doğru. Bak. Şu anda hala bitti mi hastalık? Bitmedi. Hala yaygın mı? Hala yaygın. Ya, bak. Depremler var. Zelzeller var. Seller var. Şimdi tsunami'den bahsediyor. Allah muhafaza etsin. Türkiye'miz ve tüm dünya. Bak şimdi. Öbür taraftan zararlar, sıkıntılar. Doğru mu? Doğru. Şimdi be'sa, bak bir de be'sa var. Yani kıtlık. Afrika'da kıtlığı gördük mü? Gördük. Gördük. Yokluğu özellikle diyelim yani. Peki Türkiye'mizde bunu gördük mü? Başladık hocam. Ya. O yüzden ben ikaz ediyorum. Ben söylemiyorum. İkaz ediyorum ki bir şeyin dönüşü var. Dönüşü var. Başlangıç ama dönüşü var. Bak Yunus Aleyhisselam kavmi ne yaptı?
Tövbekar oldu, özür diledi. Mevla affetti onları ya. Lemma amenu keşefna anhum azabel hizzi fil hayati dünya. Ömettâna milahid. Onların diyor, üzerinden diyor, sıkıntıyı kaldırdım. Ama nasıl kaldırdım diyor. Bak, ondan Yunus Aleyhisselam kavmi. Yunus Aleyhisselam dedi, yapmayın. Bak, üç gün içinde size büyük azap geliyor dedi. Dinlemediler, Yunus Aleyhisselam gitti aralarından. Çıktı. Bir baktı Yunus yok. Musa eyvah dediler, Yunus yok. Bir baktılar, hakikaten azap geliyor. Bak, şu anda aslında ne diyoruz biz? Nasıl başladı. Nasıl geldi hocam azap? Şeyde gökyüzünden şeyler bulutlar geliyor. Tabii. Dedi ki eyvah dediler. Bak. Azap geliyor. Şimdi bak ne diyoruz? Başladı diyoruz. Evet. Doğru mu? Doğru. Nereden anlıyorsun? İşte durumunu gösteriyor. Bugünkü şartlarda baktığında ya bu hükümete laf söylemekle alakalı bir şey konu değil bu yani. Ne kadar laf söyler söyle. Yok kalkıp da hükümet bunu böyle o yapmak asla istemez. Hangi hükümet yapmak ister? Hangi hükümet kalkıp da bu kadar elektriğe zam yapmak ister? Hayat pahalı ister. Tabii ne kadar, niye istesin yani? Ama demek ne yapmıyor artık onun elinde olmayan şeylerle karşı karşıya yani. Bilmiyorum atabildim. Dünya gerçek. Tabii. O yüzden yani elinden kaçtı artık yani. Hatta ben diyorum imkanları olsa, maddi imkanları var bana göre. Makam darlığı da var. Ama demek ki imkanları yok. Mevla öyle bir yakaladı ki hepimizi dünya üzerinde. Bir dakika, öyle değil. İmkanları da veririm size, maddi gözükür. Makam da gözükür ama fırsat vermem. Bir dakika. İşte o yüzden ya şimdi yapılacak tek hareket Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Ya Rabbi özür diliyoruz. Faizden vazgeçtik. İçkiden vazgeçtik. Kumardan vazgeçtik. Zinadan vazgeçtik. Tesettürsüzlükten vazgeçtik ya Rabbi. Ne kadar isyan varsa hepsinden vazgeçtik. Sana yemin ediyoruz ya Rabbi. Senden başka çaremiz yok ya Rabbi. Dersek işte ahiret diyor işte Hazreti Allah. Kul siru fil ardı fanzuru keyfe kana akibetu lillezine. Daha önce kavminin diyor haline bakın ki ders alın ki ona göre ne yaparsınız? Kendinizi düzeltirsiniz. Kendinizi muhafaza edersiniz. Daha önce kavimler bak laf dinlemeyenler azaba duçar oldu, perişan oldular. Ad kavmi, Semud kavmi, boyları, postları, zenginlikleri mükemmel. Ondan sonra çok güçlü. Onlar çok güçlüler. Ne diyorlar biliyor musun? Hocam, bizi kim devirebilir? Bizi kim devirebilir? Bizim bu gücümüze kim gücü yeter? Bize kim imkanlarımız elimize alabilir? Öyle güçlü, öyle bir şeyleri var ki. Hazineleri, şunları bunları. Asıyorlar, kesiyorlar. Ürdün dolaylarında yaşıyorlar. Ha. Baş. Sonra Mevla ne yaptı onlara? Sahharaha aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete yiyam. 8 gündüz 7 gece. 7 gece, 8 gündüz, onlara diyor Mevla Teala rüzgarı verdik diyor, rüzgar. Rüzgar deyip geçme. Evet. Bir rüzgar istediği zaman biliyorsun, herkesin bir nefes alıyor. Hepsi diyor ki, ennehum a'cazu nahlin haviye. Hurma kütükleri gibi diyor Mevla Teala. Yani hurma kütüklerin özelliği ne bileyim, şu olsun hocam. Yok hocam. Hurma kütüğü ya... Bakıyorsun ya, dışarıdan bakıyorsun. Ya bu ağaç ne yıkıldı ya diyorsun. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Anladın mı? Ne yok? Hiçbir belirti yok. Hiçbir belirti yok. Meğer içi ne oluyor? Çürüyormuş. Onların da korkularından yani. Ötleri kokuyor. Tabii. Önüne bakıyorsun bir şey yok ama korkulardan gittiler. Arası. Bilmem ne bilmem ne. O yüzden daha önce kavimlerden ders alacaksın. Şımaranların hali bu. Ama aman ya Rabbi diyenlerin hali lemma amenu keşefna anhum azabel hizz. Onları rezil edecek, perişan edecek, helak edecek azabı onlardan açtık diyor Mevla Teala. Kaldırdı. O yüzden Efendimizin duası ne? Ya Rabbi varlıktan sonra bize yokluğu
Gösterme. Yani varlıktan sonra yokluğa düşürme ya Rabbi. Çünkü gerçekten yokluktan gelen insan için yokluk normaldir. Alışmıştır. Ama varlığa ulaştıktan sonra yokluğa düşen çok tehlikelidir. Acıyın diyor. Tabii. O yüzden benden söylemesi. Hocam geçen gün ben Semud Kavmi'nin belgeselini izledim. Ya. Dünyanın en meşhur şehriymiş o. Ve dünyanın merkeziymiş. Ya. Ama bunu söylüyor anlatan. Nasıl böyle yok oldu? Şimdi ben anlıyorum. Nasıl ya. Böyle silindi? Dünyanın merkeziymiş. Ya. Bütün dünya insanlar oraya gidiyor. Şu an nerede olduğunu %100 insan bilmiyordu. Ya. Ben belgeselden öğrendim. Ama şimdi hocamızdan nedenini öğrendim. Allah onları demek ki... Tam sildi işte. Tam maddi sildi. Manevi sildi yani. Ya. O yüzden şimdi Mevla Teala'nın bu ikazına ne yapmamız lazım? Kulak verip... Kulak vermemiz. Bir, israftan kaçmamız lazım. İnşallah. İsraftan artık ne yapmamız lazım? Kaçmamız lazım. İki, nankörlükten kurtulup şükür yapmamız lazım. Evet. Üç, Allah'ın razı olmadığı ne varsa, hangi hatalarımız varsa özür dilememiz lazım. İnşallah. Eğer bunu halk olarak yaparsak, bu olaydan en tatlı şekilde sıyırırız. Halk olarak yaparsak. Devlet olarak eğer biz haramlardan kaçarsak, Allah'ın haram kıldığı şeylerden vazgeçirse o zaman devlet olarak bu işi ne yaparız? Sıyırırız. Yok. Fark etmezse işte daha önceki kavimlerde olduğu gibi Kur'an-ı Azim şu anda Mevla Teala anlatıyor. Bakın diyor onların haline. Evet. Görün diyor. Ona göre ders alın. Ders almazsanız da almayanların hali de belli. Alanların hali belli. Ben halk olarak bizden İsraftan ne yapacağız? Kaçacağız. Haramlardan kaçacağız. İnşallah. İnşallah. Ve nankörlük değil de şükürümüzü artıracağız. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle halk olarak kurtuluruz. Devlet olarak da tekrar ediyorum. Allah'a isyandan. Ne olur hocam Allah'a isyandan kurtulursak mesela? Mesela adam düşünür yani. Hocam bunu çağır. Var. Kurtulursak Mevla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Efendimiz ondan daha doğru sözü kimse olamaz. Çok. Efendimiz anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Mevla Teala gündüzleri diyor bak gündüzleri güneş çaldırır. Güneşi çıkartır. Geceliğinde rahmet yağmurunu yağdırır. Şimdi bunu şeye sor bakayım sen. Çiftçiye sor bakayım. Ha? Bir sor bakayım. Ben. Müthiş bir şey. Çiftçiye bir sor. Gündüz güneş çalacak. Of. Gece rahmet yağmuru yağacak. Müthiş. Ne olur ya? Ha? Ekinler fışkır. Berekete bak be. Berekete bak. Evet. Nerede kıttık o zaman? Nerede kıttık? Hadi. Çok iyi anladım. O yüzden Rabbim inşallah özümüze, yani dinimize, inşallah. Milli manevi değerlerimize dönmeyi hakkı nasip etsin inşallah. Amin. Laf dinleme kabiliyetimiz artırsın inşallah. İnşallah. Yunus da gözümün içine bakıyor. Bitir de program işini. Bu nasıl adam? Ayıp. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi kaç kişiydi acaba hocam? Bilgi var mı? Mi'eti elfin ev yezidun. Ayet-i kerimede Mevla Teala 100.000 veya daha fazlaydı. Ev yezidun. Daha fazlaydılar diyor. 100.000 veya daha fazla. Daha fazla. Toplandılar bir sahraya. O sahraya bütün evlatlarını, çocuğunu, hayvanlarını her şeyini getirdiler. Ondan sonra herkes orada ağladılar. Dua ettiler. Ya Rabbi dediler. Biz yaptık sen yapma. Özür dileriz Allah'ım. Biz vazgeçtik. Yaptıklarımızdan işte faizden vazgeçtik. Zinadan vazgeçtik. Şimdi faiz olayı hoş. Sadece bugün yok da her zaman vardı. Bugün en yaygın olduğu zaman. Ya yani Adem Aleyhisselam'dan beraber devam eder bunlar. Ama tekrar ediyorum en yaygın olduğu zaman şimdi ama. Bu da ilginç hocam. Çok önemli bir şey söyledim. Evet. %90'ı hiçbir zaman geçmemiştir dünya üzerinde özellikle. Türkiye'de %90'ı zaten çok önüne geçmiş. Efendimizin şu anda şey ortaya geliyor. Yani öyle bir zaman gelecek ki faizli yemiyorum diyen insan bile kokusundan illa ne yapacak? Etkilenecek. Etkilenecek yani. Hakikaten bugün etkilenmemek mümkün değil. O yüzden tekrar ediyorum. Onlar vazgeçtiler. Allah da onları ne yaptı? Kurtardı. Bugün de bize vazgeçersek ne yapacak? Rabbimiz de kurtaracak inşallah. İnşallah.
Çok teşekkür ederim. Vallahi biz teşekkür ederiz hocam. Ben başınıza attım. Yok, çok güzel oldu. Levent Hoca kardeşimin de sözünü kestim. Estağfurullah. Levent Hoca'mız normal şartlarda duruşu bile yeter biliyorsun. Konuşmasına bile gerek. Maşallah diyor. Rabbim tesisini yüksek eylesin. Allah razı. Ama şeyi, konuyu bize çok güzel geçirdiniz hocam. Yani inşallah izleyicilerimiz de olayı anlamıştır. Bizi şu anda yöneticilerimiz de izliyorlar. Yöneticilerimiz de anlamıştır. Yöneticilerimizin anneleri, dayıları, teyzeleri de seyrediyor. Onlar da anlamıştır. Gerçekten İnşallah. Kurtuluşumuz topluca istiğfarda hocam. İnşallah. Ama geçenlerde biliyorsun. Evet. Kurtuluşumuz Kur'an'da dediğimiz için de Rütük'ten ceza yedik. Nasıl olacak? Allahu Ekber. Yani bütün olayın özeti, hiçbir isim vermek yok. Hakaret yok. Küfür zaten bize mümkün değil. Olmaz. Öyle şey olamaz yani. Bir FMTV'de bir adamın ağzına küfür çıksa adamı bir daha kanala çıkartmayız. Asla. Evet hocam. Öbür tarafta her tarafta küfür Allah bilinden gitmiş. Evet. Çıplaklık almış başına gitmiş. Özgürlük bir adı altında. İfade özgürlüğü adı altında. Her türlü şeyi söyleyebiliyorlar. Her türlü hakaret yapabiliyorlar. Allah'a, peygambere, Havva annemize, mukaddesatımıza her türlü alay edebiliyorlar. Sen ondan sonra kurtuluş nerede? Kur'an. Kur'an'dadır, İslam'dadır dedi. Ooo ne yapmaya çalışıyorsun? Ne oldu? Ne yaptık? Anayasanın bilmem ne ihlal et. Neyi ihlal ettik? Biz ifade özgürlüğü diyorsunuz ya işte. İfade özgürlüğü adı altında konuşuyoruz işte. Ne var bunda? Herkes kendi ifadesi etmeyecek mi yani? Özgür değil miyim yani? Ben kendi hayatımda, kendi gerçekten isteklerimi, arzularımı, düşüncelerimi söyleme durumunda özgür değil miyim ben yani? Özgür, o zaman söyleyeyim. Yok. Benim putlarıma dokunmayacaksın. Benim noktalarıma... Bu nasıl özgürlük oldu o zaman? Niye? Sen beni kendi köleliğinde özgür yapacaksın yani. Sen beni kendi köleliğinde özgür yapmaya çalışacaksın yani. Her şeyi konuş ama... Şimdi şey gibi yani, sen söyle. Peygamber'e geldiler. Sallallahu aleyhi ve sellem'e. Peygamberimiz diyorlar ki, ya Muhammed sana başbakanlık vereceğiz diyorlar o günkü şartlarda. Diyor ki, ne olacak peki? Bizim putlarımıza dokunmayacaksın. Dokunma. Yani bizim sistemimize dokunma, bizim putlarımıza dokunma. Başbakanlık. Sen, yani siz bana ne verdiniz? Ne veriyorlar peygambere? Kendi adına, kendi atlarına özgürlük veriyorlar yani. Ama ölçülü. Çok Allah ve Resulü çerçevesinde değil yani. Değil. Onların ölçüleri. Nasıl iş bu? Neredeyiz? Ne oluyoruz? Kimiz? Ne konuşmuşuz? Kime hakaret etmişiz? Yok. Kime ağır konuşmuşuz? Yok. Küfür mü etmişiz? Yok. Ne demişiz? Kurtuluşumuz. Allah ve Resulü çerçevesinde demişiz. Bundan başka kurtuluşumuz yok. Yapmayın demişiz. Ya kendinizi kandırmayın demişiz. Aa sen ne dedin? Ne dedi kardeş? Ne dedim? Bu ne dedim işte? Demokrasiye aykırı konuştum. Ha. Benim diyor dinime aykırı konuştum diyor. İyi olsun. O zaman belalar. Biz böyle cezaya ne yapmıyoruz? Demeyiz, ses çıkartmıyoruz. Böyle cezaya diyoruz ki bu ceza evet bize yakışır diyoruz. Niye? Çünkü Allah katında bize şahitlik yapacak bu ceza işte. Hı. Ya bak biz bunu dedik. Bundan dolayı da ceza yedik ya Rabbi. Cezamız bile var. Evet. Aslında şu çıkıyor sevgili hocam. Onlar batıl davalarında bütün aşırılıkları yapacaklar. Bütün hakaret peygamberlerimize, kutsallarımıza sövecekler, edecekler. Problem yok. Ama biz burada hak davamızda, Kur'an ölçülerinde, peygamber ölçülerinde söz söyleyeceğiz. Söylediğiniz için size ceza. Bu da çok can acıtıcı bir şey. Daha önemlisini söyleyeceğim sana. Müslüman kardeşime bunu anlatma şansım da yok. Hmm, onlara da zaten anlatamam da. O da ayrı bir konu. Yani Müslüman kardeşime bunu anlatma şansım yok. Yani Müslüman kardeşim bak. Evet. Başımızda böyle bir sıkıntı var abi biliyor musunuz? Yok. Yok. O da onu da anlamıyor yani. Evet. O da diyor ki sen şimdi bak ne olmuştur biliyor musun? Ne olmuştur kardeş? Bir şey olmamıştı bu yani. Düzen mi? Allah hepimizi muhafaza etsin inşallah. Amin. Amin sevgili. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Gerçekten mesrur olduk hocam. Allah sizden razı olsun. İnşallah haftaya tekrar sizinle de buluşmak üzere. Evet, Levent hocamı da en kısa sürede yine programımıza davet edeceğiz. Sevgili izleyiciler ben hocama... Yarada kaldı hocama. Çünkü adam değil Yok, mi? Estağfurullah hocam. Çok güzel gittik. Allah razı olsun. Sizinle taçlandı. Haftaya tekrar 11.00'da
Gönülden Dualar programında sizlerle buluşmak üzere. Evleriniz, iş yerleriniz nurla, bereketle dolsun. İnşallah Mevla Teala Hazretleri'nin kayırdığı kullardan eylesin. Hepimizi, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Thank you.